Toygan Beyciğim, C takımı evet. filmiyle seyirci karşısına çıkacaksınız. Evet. Size teklif geldiğinde ne hissettiniz? Size en çok çarpan ne oldu teklifi kabul etme konusunda? Hakan, uygulayıcı yapımcı, arkadaşım da daha önceden bir reklam çekiminde, eşimle beraber bir reklam çekiyorduk. Oraya ziyarete geldi, bu filmden bahsetti. Sonra Barış'tan bahsetti, senaristimizden, o da arkadaşım. Görüntü yönetmeni de bizim zaten şeydi. O reklamı çekiyordu. Yani böyle bir... Doğal seleksiyon. Aynen o şekilde Vahdet Bey'le tanıştık yapımcımızla. Çok sevdim onu da. Çok düzgün, çok iyi bir insan. Bu şekilde senaryo da hoşuma gitti. Güzel bir hikaye. Sıcak bir hikaye. Böylelikle işin içine dahil olduk. Zaten bütün komedi filmlerinde adınız geçiyor mutlaka. Hani özellikle oyunculuk gücü çok yüksek olan, enerjisi çok yüksek olan oyuncular arasında olduğunuz evet. için mutlaka güldürme garantili olan işlerde siz yer alıyorsunuz. Çok şükür. Bunları seçerken bir özel üzerine durduğunuz bir şey var mı? Yani genelde işte bana geldiği için beni tanıyanlardan geliyor çoğunlukla. Toygan bunu güzel oynar gibi bir şey herhalde düşünülüyor. O şekilde de benim de hoşuma gidiyor ve oynuyorum yani. Ama dedim bir şey var, daha önceki röportajda da söyledim. Biraz insancıyım yani, çalıştığım insanlarla da çok iyi geçinmem gerekiyor. Sevmem gerekiyor. Bu şekilde hani politik çok davranabilen bir adam değilim. Mesela anlaşamadığım biriyle aynı sette öyle duyuyorum mesela, işte kavgalılar, settiler. Ben mümkün değil, yapamam mesela. Konuşmadığım ya da sürtüştüğüm, ki çok öyle şeylerim yoktur benim. Hani çok anlaşamadığım insan yoktur ama... Böyle bir şekilde huzurlu çalışamam ya. Çünkü komediyi çok içten gelerek yaptığım için, hani iş gibi değil de içimden gelenleri de böyle kattığım için, onu yapamazsam, onları katamazsam çok güzel bir şey çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden de böyle aile ortamı ve huzurlu bir ortamda çalışmayı seviyorum. Böyle olursa da direkt kabul ediyorum işte. Çok şükür de öyle işlerde var oluyorum yani. Evet, dediğiniz doğru. Birçok başrol oyuncuları bir süre sonra kavga etmeye başlıyor ve karşılıklı bir ego çatışması oluyor. Sonra birbirlerinin gözünün içine bakarak aşk sahnelerinde oynuyorlar. Ben inanamıyorum nasıl başarıyorlar diye. Ben de sizin gibiyim aynı yani şekilde. Yani onun adı profesyonellikse ben profesyonel değilim o zaman. Öyle diyeyim yani. Amatör ruhumla daha mutluyum, öyle diyeyim. Yani ben huzurlu çalışamam. Yapı meselesi. Ki bir kadınla partnersem de hani... Kadındır, şeyi olabilir, gergin anları olabilir, şey olabilir. Her zaman alttan almayı tercih ederim. Neticede bir iş yapıyoruz. Bir şeyim, incilerim dökülmez. Öyle bir laf vardır yani. Evet. Bir şey olmaz yani. Netice itibariyle de kadındır zaten. Yani öyle uyumlu olmak ve ayak uydurmak çok daha önemli benim için. Ben böyle, yani benim düşüncem, bilmiyorum ama o dediğiniz gibi o şeyler de var. Evet. O zor geliyor bana. Bir de sektörde iş bittikten sonra ki herkes birbirinin numaralarını siliyor vesaire, artık belli bir saatten sonra WhatsApp gruplarından çakılıyor. Bir süre sonra görüşülmüyor ama ister istemez o, çünkü özellikle şehir dışı işlerinde, ben çok şehir dışı işi yaptığım için orada artık tamamıyla bir aile gibi oluyorsun. Her dakika berabersiniz. İş bitince de kopuluyor yani. Ama kopmadığım insanlar da var. Mesela İsmail Demirci, Kuzey Yıldızı'ndaki İsmail, canım ciğerim, dostum yani. Aynı yerde yaşıyoruz. Her zaman... Komşu musunuz? Komşuyduk. O biraz daha arayı açtı böyle. Biraz daha uzağa bebek şey yaptı. Bebek olduktan sonra. Bebek olduktan sonra. Ama yine çok yakınız yani. Her zaman da konuşuyorum, görüşüyorum mesela. Aynı dizideydik. Ama devam ediyor çok şükür. Siz filme dönelim. Filmde Murat 131 mi karakterini? Murat 131 evet. Bu isim de böyle çok hem nostaljik olarak bize evet, iyi geldi. Evet. Bir galerici galiba. Galerici değil, galeride çalışıyor ama gören onu galerici zannediyor. Böyle eğlenceli bir adam. Arabası var zaten Murat 131. Canı ciğeri arabası. Hareketli, böyle hayatı tiye alan, çok fazla ciddiye almayan bir adam Murat. Bu ara çok komediye hasretiz. Çok fazla da izleniyor. İşte Kolpaçino'lar, Ölümlü Dünyalar, inanılmaz güzel gişeler yapıyor. Sinemada. Sinemada evet. Özellikle. Ulusal'dan çekildik efendim komedi olarak. Geçen gün Şafak... Çok şükür Güldür Güldür. Şafak Sezer de aynı şeyi söyledi. Hani Türkiye'de diziler genelde yurt dışı satışı üzerinden değerli olduğu için Türkiye'deki komedi yurt dışında karşılık bulmuyor. O yüzden Türkiye'de çok fazla komedi ve sitcom çekilmiyor ama diye. Ama ben özledim ya. Ben evimde oturup televizyonda yayın saatinde, tabii ki hani onu sonradan internette izliyorsun da, yayın saatinde bir Türk malını, Şafak abinin o işini. Evet. Ne bileyim Gülse Birsel'in o sitcomlarını hakikaten özledim.
benim gibi düşünen de çok insan olduğunu düşünüyorum. Vardır. Ama tabii yapımcıların da takdiri, bu iş böyle ilerliyorsa onlara da bir şey diyemiyorsun. Herkes doğru olanı yapma peşinde. Diziler de çok kaliteli. Çok güzel diziler var. Oyuncular, oyunculuklar çok iyi. Hakikaten ben de açtığım zaman izliyorum. Çok kaliteli artık. Çok çok üst seviye işler yapılıyor. Ama ne bileyim, hepsi şey, bir üzüntü var, bir sıkıntı var. Dram ve dramın dram, en dibi. Keşke hani komedi de olsa aralarda. Eskiden vardı. Evet. Eskiden biz de Avrupa Yakası'nı izlemek için eve girerdik. Hani Avrupa Yakası izleyelim, gülelim. İşte Burhan'a gülelim, bilmem ne yapalım. Ama artık yok. Umarım olur. Tekrar döner. Yani umarım, niye dönmesin? Her şey bir tekrardan popüler oluyor ya, bence döner gibi düşünüyorum. Moda gibi sürekli kendini tekrar yani edecek şekilde. Yani olabilir, evet. Güldür Güldür şu an son derece güzel bir şekilde, istikrarlı bir şekilde, evet, devam ediyor. Evet. 10 yılı geride bıraktı. Siz 2 yıl mı oldu? 3 oldu. 3 oldu. Hı-hı. Devam edecek misiniz? Öngörünüz ne? Hayırlısı ederim tabii. Niye etmeyeyim? Hı-hı. Çünkü oradaki sistem çok güzel. Oyuncular çok işlerine sahipler. Başımızdaki uygulayıcı yapımcımız Elif Yakar Çelik, Necati Akpınar, Meltem Bozoflu çok anlayışlı, çok işlerine hakim insanlar. Yönetmeyi çok iyi bilen insanlar. Bu da keyif veriyor bir oyuncu olarak. Ben mesela kendi başıma buyruk bir oyuncu asla değilim. Hani sinemada da, dizide de, işte şu an Güldür Güldür'de de her oynadığım şeyde gidip yönetmene nasıl oldu? Hani yönetilmeyi seven bir adamım. Doğru yönetildiğim takdirde yönetilmeyi çok seven bir adam. Yani dışarıdan gelen şeyleri de katıp bir şeyler yapmayı çok seven bir adamım. O yüzden Güldür Güldür'de çok mutluyum. Bu kadar uzun soluklu olmasını neye bağlıyorsunuz? İşte bunlar düzgün idare ediliyor ve problemler çok doğru çözülüyor. Yanlış giden bir şey yok. Metin olarak da herhalde halkı yakalıyor çok güzel bir tabii, şekilde. Tabii senaristler Murat Kepes, evet, kontrolünde çok komplike ve çok iyi bir ekip, birbirlerini çok iyi tanıyan, oyuncuları çok iyi tanıyan ve gelip işinin başında duran arkadaşlar, hani skeci yazıp gönderip, hani ben bunu yazdım, gelip izliyorlar. Kendi yazdıkları skeçleri izliyorlar ve orada bir alışveriş yapılıyor, işte bunu böyle yapalım, şunu şöyle yapalım, oyuncu bir şey istiyor, senarist bir şey istiyor. Bu sebeple işinin başında durursan iş verim verir yani, bunun gibi bir şey. Güldür Özel Güldür. Televizyon tarihinde de aslında bir ilk Güldür Güldür'ün bu kadar istikrarlı olması. Ve bu kadar oyuncular da, bir de gidenler, geri gelenler vesaire, böyle bir inanılmaz bir şey oldu, moda ne denir? Bir marka oldu, çok güçlü bir marka Aynen, oldu. Güldür Güldür bir marka. Evet. Yurt dışına da çok sık gidiyorsunuz. Gidiyoruz, yarın sabah hatta Almanya var, İngiltere var ay sonu, Almanya bir daha var. Amerika'ya gittik, Kanada'ya gittik. Neler yaşıyorsunuz çok merak ediyorum. Hani bizim burada bir hiciv de var. Toplumsal bir takım o kaosla ilgili yapılan espriler de var. Yurt dışında bu gurbetçilerimizin bakış açısı nasıl? Onlardan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Ya bağırlarına basıyorlar derler ya, çok özlüyorlar gerçekten. Kurulu düzenleri var hepsinin, biliyorsun. Var ama hepsi ülkeyi çok özlemişler. Bizleri çok özlemişler. Onlara gidip onlarla vakit geçirmek bizim için de çok büyük keyif. Hem görmediğimiz yerleri de görme fırsatı oluyor. Ben mesela Amerika'ya hiç gitmemiştim, New York'a. New York'u görmüş oldum 40 yaşından sonra, New York gördüm. Hı hı. Ama ne hissettin dersen, bir şey hissetmedim. Ne bileyim, belki gençken gitsem 20'li yaşlarda daha bir heyecanlanırdım. Her yer Amerika belki gibi olduğu için. Belki de hani eşimle gitsem daha heyecanlanırdım. Yani Brooklyn köprüsü var işte, aşıklar yürüyor, sevenler yürüyor birbirine böyle. Biz Mahir İpek'le yürüdük hani. Pek... çok romantik yani, olmadı yani. Mahir'le yürüyünce, ama olsun, Mahir de çok sevdiğim biri. Ben esprisi. Yılbaşı çekiminize geldim Güldür Güldür'ün ve orada çok acayip bir enerji var hepinizin arasında. Hani her dünya şey dertlerini bırakmış ve işi çok iyi yapıp evimize gidelim profesyonelliğinde ve aynı zamanda herkesin birbirine yaşam alanı ve rahatlık sunduğu bir ortam. Herkes birbirini çok saygı çok ön planda çünkü orada normal setlerde. Evet, doğru laf saygı doğru. Estağfurullah. Saygı çok önemli ve birbirini dinliyor insanlar, birbirine söz hakkı veriyor ve çözülüyor otomatik olarak. Ve ev gibi devamlı orada olduğumuz için artık orası aile ortamı gibi olmuş yani. Ben de adapte olmakta çok zorlanmadım çünkü ben de öyle bir adam olduğum için, hatta onların dediği de sen burası için hani varmışsın aslında, çok hızlı adapte oldun çünkü tam benim puzzle gibi, tam benim parçalarım yani, benim cuk diye oturacağım tabiri caizse yerdi.
İyi geldi bana da. En iyi Mahir'le mi anlaşıyorsunuz? Yok, hepsiyle çok iyi anlaşıyorum. Herkesin kendi özelliği var. Mahir'le işte yürüyüş mesela, bazılarıyla sohbet, bazılarıyla işte çay içme, ne bileyim. Herkesin sohbeti ayrı, keyfi ayrı. Çünkü hepsi dolu insanlar. Hani doneleri olan, hayata bakışları olan, anlatacak bir şeyleri olan insanlar. Onlarla da oturup sohbet etmek çok keyifli oluyor. Kesinlikle. Ana akıma bir şey yapacak mısınız yakın zamanda? Yani Güldür Güldür şu an. Dışında dizi olarak? Valla dizi yapabilecek. Yani dijital dışında normal ulusal dizi çok zor. Çünkü hani 3 gün oradayım turneyle beraber, şeyler de var. Mesela Bostancı Unique gösterileri de oluyor. Yani bir dizide 2 gün beni ne yapsınlar yani? Muhtemelen belki gün... izin alıp bir süre hoşunuza giden bir şey olsa tekrar geri dönme imkanı oluyor mu? Öyle bir alan tanıyorlar mı size? Yani beyin bilir onu. Yapımcımız bilir yani. Bilmiyorum, onlar öyle bir şeye müsaade eder. Ama çok yorucu olacağını düşünüyorum öyle bir şeyin. Çünkü biz cidden yoruluyoruz orada. Hem turneler hem şeyler, hem bir de gidip dizimizi zor olur gibi mi geliyor. Ama yazın boşluğum oluyor o süreçte ve hani dijital şeylere de açıksınız. Açığız yani. Tabii ki. Sinema filmleri de oluyor. Ayarlıyoruz programlarımızı ya. Güzel bir şey olduğu takdirde neden olmaz? Tabii ki ayarlanır ve oynanır yani. Ama kanal şeyini bilmiyorum tabii. Hani o kanaldasın, bu kanalda iş yapılıyor falan. O çok şey, matematik, onların bilmiyorum açıkçası ben. Hep böyle performans çok yüksek karakterleri canlandırdınız. Böyle geriye dönüp baktığımızda sizin için o bende daha ayrı yeri var dediğiniz bir karakter var mı? Özel bir karakter. Yani şey, seneler önceki o Güzel Köy'deki Bünyamin'i, evet. Faruk Turgut yapımcımız, Faruk abi, Gold Film. O Bünyamin'i çok severim. O benim ilk çıkış karakterim zaten. Konyalı damat. Hı hı. Onu hala televizyonda arada veriyorlar. Yazları, hatta bir ara Star onunla yazı geçirmişti, evet, Güzel pandemide Köy'de. De hatta bayağı çok bir güzel. Yayınlandı. Işık mışık da çok güzel, inanılmaz güzel evet çekilmiş. Evet ya, Mustafa Şevki Doğan, Mustafa abiye de selamlar buradan. Hı-hı. Çok severim, Baykut Badem senaristi, Filiz, Ekinci. Güzel işti. Yani güzel işti, hala mesela izleniyor espriler, hala güncel. Yani hala öyle ilişkiler var, hala öyle damatlar var. Hı-hı. Arabasına öyle aşık olan adamlar hala, hatta daha da çok var. Yani uzun sürseydi keşke ama o kadar, o dönem o kadar. 52 bölümde bitirdik. Evet, hatta tekrar çekilecek mi denildi Güzel Köy'de? Hala yazılıyor. 10 küsur sene oldu, hala devam edecek mi diyorlar da. Gelse teklif kabul eder misiniz? Yani o zamanki kaşemle şu anki... Çok iyi. Ya ederim. Duruma göre. Faruk Turgut her şeyi yaparım. Faruk abi çok seviyorum. O da yani Ali abi, Faruk abi, yapımcılar. Eski siz... ve sağlam yapımcılar. İyi ki varlar yani. Geçtiğiniz köprüleri yıkmayan, geçtiği köprüleri yıkmayan bir yani şansım. Şimdi de Necat Akpınar'lıyım. O da muazzam, müthiş bir insan. Seviyorsun ya. Başındaki adamın böyle şeyini, karizmasını, gücünü, oturaklılığını seviyorsun yani. Mutlu ediyorlar. Yaydığı iktidar enerjisi vesaire. Tabii, tabii. İnanılmaz güzel. Peki bu önümüzdeki dönemde yeni var mı yeni bir şey bizim bilmediğimiz yavaş yavaş gelen? Şu an biraz YouTube'la alakalı vloglarım var, onları yayınlıyorum. YouTube'la ilgili projelerim var kafamda. Kendi yazdığımız arkadaşlarımızla yapacağımız şeyler var. Onun haricinde ama... Bir Güldür Güldür'ün dışında bir stand-up vesaire, çünkü anlatacağı ve anlatması gereken yani, gereken çok şey var. Çok sizde. Şey var, yapan da çok var şu an. Hı-hı. Hani bilmiyorum, herkese tabii teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum, ne diyeyim hani. Herkes güzel bir şeyler yapıyor, seyirciler izliyorlar çünkü hani herkesin bir seyircisi var. Ama sanki çok fazla şu an bu işin üzerine düşülüyormuş gibi geliyor. Ben de hani çıkıp hani beni de dinleyin falan, ne bileyim. Güldür Güldür'de zaten o şeyimi, alkışımı alıyorum ya, o bana yetiyor sanki. Bir daha tekrardan bilmiyorum. Yani şu an için bir şeyim yok, planım yok ama arkadaşlarım bazıları söylüyorlar hani Toygan böyle bir şey yapmalısın falan diye. Her an çok hızlı bir şekilde belki karar verebilirim böyle bir şeye. Kısmet. Komedi alanında sizi böyle son dönemde çok sizi çarpan, beğendiğiniz bir film var mı? İşte Güldür Güldür'ün... Yerli film mi? Evet evet, Güldür Güldür'ün bizde yarattığı komedi dozumuzu alıyoruz ama bu ara sinema filmleri de çok fazla vizyonda. Evet. Yakın zamanda takip ettiğiniz ve hoşunuza giden bir film oldu mu? Valla yakın zamanda giren filmlerin çoğunu ben izleyemedim açıkçası. Sinemaya da gidemedim. Ama dizi olarak Giray Altınok var. Prens arkadaşım. Mi? Prens. Giray'ı zaten çok seviyorum. Çok başarılı bir adam Giray. İnsan olarak da çok sevdiğim bir adam.
Evet, gizli bir yetenek olarak kendini nihayet görünür oldu artık. Instagram'ına da gülüyorum onun. Yani çok anormal geçişleri olan ve sinir bozucu bir komedi yeteneğine sahip bir herif. Yani çok seviyorum onu. Ona gülüyorum vallahi bu ara, Giray'a. Onun haricinde de izlediğim zaman tekrardan görüşürsek söylerim hani. Şunlara güldüm diye de evet. Ama hakikaten çok vaktim olmadığı için turneler, bir de bir kızım var. 3 yaşında. 3 yaş şeyi yaşıyor. Kız babası olmak falan. Nasıl? Kız babası olmak çok keyifli ya. Yani ben yavaş yavaş şeyi geliyor, kafası geliyor diyeyim. İlk başlarda anlamıyorsun. O size sarılıp babacım babacım dedikçe böyle bir size böyle şeylik geliyor, bir güç geliyor. Güç veriyor size yani. Çok güç veren bir şey. Tabii ki erkek çocuğu da öyledir de ben de kız olduğu için şimdi onun şeyini biliyorum, hani enerjisini. Daha dünyaya daha böyle şey bakıyorum artık. Nasıl diyeyim? Daha vicdanlı bakıyorum. Yani erkek çocuğum olsa belki hani daha sert, daha şey. Bilmiyorum işte ama tahminim öyle. Kız olunca daha böyle vicdanlı oldum sanki. Bilmiyorum. Bir de kızlar babalarına daha düşkün ve daha büyük öyleler. Bir aşkla. Evde bir rekabet öyle. Var mı anneyle? Yani şöyle bir şey var. Evde ben biraz kötü polis oldum. Çünkü çok hareketliyiz biz. 3 yaş şeylerimizi yaşıyor. Her şeyi hakkını kitapta ne yazıyorsa sağ olsun. Derin hepsini yaşatıyor bize. Gece uyanmaları, sinirler, bilmem neler. Beni görünce bir frenlenme durumu var. Ben de öyle büyüdüm. Bunda da bir şey olduğunu, hani kızma şey gibi değil ama en azından babaya biraz daha böyle bir baba gelince. Mesela anneye orada bir şey yaparken ben içeri girdiğimde şaka yapıyoruz gibi böyle bir saçma hal alıyor. O da tatlı onun çok görüntüsü falan. Böyle idare ediyoruz işte. Çocuk devam eder mi? Bir çocukta kalır mısınız sonra? Onu sorayım mı, arayayım? Hemen soralım. Yani. Şu an bence zor kafanızda da. Kafanızda var mı ikinci çocuk planı? Ben isterim, kısmet olursa Allah şey yaparsa. Bu ara birçok çiftle konuştuğumda bir tane yeter, ancak ona bakabiliyoruz. Dünyanın şartları çok zorlaştığı için tek çocukta kalma isteği çok ya fazla. Ya tabii ki herkesin şey ama hani ben bizim zamanımızda kardeşin olması zorunlulukmuş gibiydi 70'lerde 80'lerde de. Ben şimdi tek çocuğum isterdim ya, bir ablam olsun. Bir kardeşim olsun isterdim. Hiç bilmiyorum çünkü o duyguyu ben. Hep arkadaşlarımda aradım ve çok arayışın içindeki o hayal kırıklığını çok fazla yaşadım. Çünkü biz hep insanlara kardeş gibi davranıyorsun. Sonra bir şey oluyor, bir ters bir hareket oluyor. Adını koyamıyorsun. Doğru. Sonra koymaya başlıyorsun. Bu sefer güvensizlik başlıyor. Ya bir kardeş, ne bileyim. İyi olur diyorsun. Olurdu yani. Hı-hı. Kısmet nasip inşallah olursa bir tane kardeşi olur. Kızınızın oyuncu olmasını ister misiniz? İstiyorsa olsun tabii, niye olmasın? Yeteneği varsa olsun yani. Öyle şey demiyorsunuz hani benim çektiğim sıkıntıları o çekmesin. Yok yani sıkıntı değil. Ben istediğim işi yapıyorum. Ben hani şükreden ve şanslı olduğuma inanan bir adamım. Çünkü milyonlarca insan işlere gidiyorlar, sabah kalkıyorlar. Hani istediği işi, sevdiği işi yapan azınlıktır. Ben sevdiğim işi ve artı parantez yapabildiğim işi yapıyorum. Ya ben bunu yapabilirdim, başka bir şey yapamazdım. Beni ticaretçi olarak batırırdım ya da bir yerde başka bir işi beceremezdim. Ben insanları eğlendirmeyi, bir şey hissettirmeyi becerebilen bir adamım. Çok şükür Allah da bana bunu nasip etti, bunu yapıyorum. Hı hı. C takımının gişesiyle ilgili bir tahmininiz olabilir mi? Vallahi, bazı filmler böyle sürpriz yapıyor ya. Yani bu da yapsın be, şöyle bir 100 bin üstü açsın isterim. Ondan sonra zaten salon sayıları da artıyor. Gider gibime geliyor. Sıcak iş çünkü, güzel iş. Bir de Vahdet Erdoğan yapımcısı çok temiz kalp, çok hakikaten derler ya 10 numara bir adam. Çok sevdim onu da, yeni tanıştım. İnşallah güzel. Devamı gider. Gelecekmiş. Siz de devam edeceksiniz bu durumda. Umarım. Konuşuluyor. C takımın ikincisi yaza doğru bir proje olacak. Daha tam net değil. Konuşmadık ama sözlü olarak şeylerimizi yaptık yani. Hı hı. Vahdet Bey'le. Komediyle ilgili sizin hani Türkiye'de en beğendiğiniz komedyen kim desem cevabınız ne olur? Gençlerden de olabilir. Yakın zamanda, ondan öncesi. Çok var ya yani. İşte Giray var. Hı hı. Mesela. Onu, evet, söylemiştiniz. Feyyaz'ı beğeniyorum. Feyyaz Yiğit. Evet. Ondan yeni sonra nesli komedyenler. Yani Feyyaz çok eskidir aslında canım. Feyyaz hem yazar olarak da zaten. Bayağıdır var yani Feyyaz. Aslında yeni değil ama yeni çıkardı o işini. Mahsun'u seviyorum. Bu Mahsun Karaca. Mahsun. Onu seviyorum. Cem arkadaşım. Cem'i severim. Gelin oğlunu. Ondan sonra.
Ya şimdi unuttuğum isimler çok var ya. Yani hepiniz televizyon beraber karşılığında bir şey yapsanız ne güzel olur mesela. Yani Avengers gibi aynen öyle bir şey olsa keyifli olabilir. Televizyonda karşılığını alan kitlesi olan herkes benim için hani komiktir genelde. Çok az kişi vardır hani gülmediğim, etmediğim. Ama ya başarılı buluyorum komedi. Yapılsın, daha çok yapılsın ki yani dediğim gibi biraz ulusalda da artık yer açılsın. Ne bileyim. Bir günde, çarşamba günü de atıyorum, komedi günü olsun mesela. Bir, hani kendim için demiyorum, bir sürü komedi oyuncusu var. Bir sitcom olsun, bir güzel hikaye olsun. Olsun yani. Ana akımda, televizyonda olmaması. Lütfen, onun evet. Olsun yani. Dijitalde, ana akımda da olsun. Yani dijitalde zaten oluyor var, da. Evet. Sinemada da oluyor. Ama yani televizyonda da insanlar izlesin. Sinemaya gidemeyen, dijitali olmayan onlarca insan var ülkede. Hı-hı. Yani onlar da ulusalda bir kumanda kadar yakın olsunlar yani komediye. Süper. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz özel bir şey var mı? Yok. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Çok size de Allah kolaylık versin. Sizin işiniz de zor. Doğru. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, selamlar. Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalında konuştuk. Çok güzel bir röportaj oldu. Röportajın tamamını Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalında izleyebilirsiniz.